Selamun aleyküm. Bugün miladi 6 Eylül 2022 Salı, Hicri 1444 10 Safer. Günün ayeti. Doğrusu biz iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Günün hadisi. Buluşup el sıkışan iki Müslüman yoktur ki ayrılmadan önce Allah onları bağışlamasın. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1566. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman seferdeyken Zigetvar yakınlarında hayatını kaybetti. Ölümü İstanbul'a dönene kadar gizlendi. Osmanlı Devleti zirve yıllarını yaşadığı Kanuni dönemi birçok tarihçiye göre ise çöküşün başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Osmanlı Devleti Kanuni zamanında yapılan fetihlerle doğuda ve batıda doğal sınırlarına ulaşmıştı. Bu da duraklamaya giden en büyük etkenlerden biridir. 1975. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde 3000'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7000'e yakın ev yıkıldı, 144 kilometrelik karayolu kullanılamaz hale geldi. Birçok köye yardım götürülemedi. Çadır ve ekmek dağıtımında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Lice'ye giriş çıkışlar yasaklandı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. 8149 bina hasar gördü veya yıkıldı. 1980. Siyonistlerin Kudüs'ü ebedi başkentleri ilan etmelerinin ardından Konya'da Kudüs mitingi yapıldı. Necmettin Erbakan liderliğinde Konya'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Kudüs'ü kurtarma yürüyüşü, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yargılanan Milli Selamet Partisi davasında önemli bir kanıt olarak kullanıldı. Müslüman halkın tamamının katılmak isteyeceği ve imkanlar dahilinde katılacağı bu yürüyüşün yasa dışı olduğunu kabul eden junta yönetimi ve mahkemeleri bu tutumlarıyla Siyonist işgalini onayladıklarını ve Siyonizmle işbirliği yaptıklarını itiraf etmiş oluyorlardı. 1980. Sovyetler Birliği Güney Kore Hava Yolları'na ait Boeing 747 uçağını düşürdü. 249 kişi hayatını kaybetti. Normal şartlarda bu olay ABD ile Sovyetler arasında bir savaş sebebi sayılmaktaydı. Ne var ki İslam beldelerine odaklanan ABD dikkatini dağıtmak istememiş ve bu olayı kınamayla geçiştirmişti. 1992. Çeçenistan'da bağımsızlık ilan edildi. Dağılmış olan Sovyetler Birliği'nin arttığı durumundaki Rusya, Çeçen İnguş Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımayacak ve Çeçenlere savaş ilan edecekti.